Merhaba. Bu haftaki sohbetimizde insanların değişik astrolojik özellikleri kazanmak üzere tekrar tekrar yeniden bedenlenerek dünyaya gelmeleri konusunun geçerli olup olmadığını anlatmaya çalışacağız demiştik. Astrolojiyle uğraşan bir kısım astrologlar, insanların dünyaya her gelişlerinde değişik burçlardan bir bedenle geldiğini öne sürüyorlar. Mesela birinci defa dünyaya gelişinde Koç burcundan, ikinci defa dünyaya gelişinde Boğa burcundan, üçüncü defa dünyaya gelişinde İkizler burcundan gibi değişik burçlarla defalarca dünyaya gelmekten söz ediyorlar. Bu görüşün bir benzeri de tenasuh diye bilinen reenkarnasyon. Yani Hint felsefesine dayalı tekrar tekrar yeniden bedenlenerek dünyada yaşama diye söz edilen görüş. Bu yeniden bedenlenme görüşünün ortaya çıktığı ilk yer Hindistan ve Hint felsefesinde, Budist felsefesinde söz konusu olan bir görüş. Bunun ortaya atılış gerekçesi bizim anlayabildiğimiz kadarıyla Hindistan'daki kast sistemi, yani zengin ve yoksul sınıflara dayanan bir ekonomik sosyal düzen. Fakir, yoksul insanların hallerinden razı olarak varlıklılara zarar vermelerini kesme gayesiyle siz başkaldırmazsanız, halinize razı olursanız, iyi olursanız, cici olursanız, yeniden dünyaya gelişinizde daha güzel bedenlere, daha güzel yaşam şartlarına sahip olursunuz. Çünkü insan öldükten sonra tekrar yeni bir bedene bürünerek dünyaya geri gelir görüşü yayılıyor bu bölgede. Ve bu Hint felsefesinin ulaştığı çeşitli çevrelerde de reenkarnasyon savunuluyor. Ve bu olay astrolojiye de eklenerek bildiğimiz gibi günümüzde insanların değişik burçlardan yeni yeni özelliklerle dünyaya geldiği ifade ediliyor. Oysa İslam dinine göre, İslam dinine inananlara göre ölmüş bir kişinin, yani ölümü tatmış, bu fizik bedeni, biyolojik bedeni terk etmiş, ruh bedenle yaşamına devam eden kişinin yeniden dünyaya gelmesi asla ve kesinlikle söz konusu değil. İslam'ı ve İslam düşünce sistemini bilmeyen kişilerce savunulan reenkarnasyon, İslam düşünce sisteminde asla yer almıyor. Çünkü insanın ruhu, yani hologramik mikrodalga bedeni, ana rahminde sperm ile yumurtanın birleşmesinden 120 gün sonra o yapıda meydana geliyor. Bu konuda peygamberin son derece kesin, açık, net açıklamaları var. Ayrıca Kur'an'da bu konuda birçok ayet var ve bunlardan bir tek tanesini sadece söyleyeyim. 23. surenin 99 ve 100. ayetlerinde onların her birine ölüm geldiğinde onlar Rabbimizi tekrar dünyaya geri dön der. De yapmadıklarımız yararlı çalışmaları yapalım derler. Ancak bu kesinlikle mümkün değildir. Bu istekleri geçersiz isteklerdir şeklinde uyarı vardır.